istemez dersin ki sen de yani artık ya biz de dikkat ediyoruz. Biz de yani şeyden sokakta ne bulursak giyinip de çıkmıyoruz ki kardeşim falan demek zorunda hissedersin. Seni adam tarzıyla tahrik ediyor. Sürekli yani o egonu müdafaya sevk ediyor. İşte orada ego müdafaya sevk edildiği için iletişim kurulamaz. Rekabeti ortadan kaldıracaksın iletişimde. Karşı tarafta rekabet. Mesela bilgi. Bazıları vardır bilgiçlik tasarlıyor. Ben daha iyi biliyorum. Ben bu konuda allameyim. Acayip bilirim bak şu kadar kitap okudum bilmem ne yaptım filan diye insanları bilgi yarışına sevk eder. Bir tane bakın bir meslek sırrı size. Sizin için özel bir konumunuz var. Bir hoca tanıdığım var bu işleri yapıyor. Ama gittiği yerlerde efendim beraber çalıştığı işte kurs yaptığı verdiği insanlarla yarışa giriyor. Ya kardeşim niye yarışa giriyorsun? İnsanları rekabete kışkırtıyor tarzıyla. Niye böyle bir şey yapıyor? O yüzden de sürekli çatışma. Bir yere gönderiyorlar firma, çalıştığımız firma. Gönderiyorlar, o hocanın girdiği derste mutlaka çatışma var. Çatışma yönetimi nasıl sunar? İşte yönetemiyor yani. Çatışma yönetimi diye bir konu var. Öyle, çatışma yönetimini çatışmalı sunarsan o da yönetilmiyor. Şimdi o da problem oluyor yani. Çatışma yönetiminde çatışma. Mesela taksicilere gönderiyoruz, adam kavga, dövüş, patırtı çatırtı, zeytinburnu beyin. Her taraftan sebep. Farkına varmadan geliştirdiği rekabete davet eden, sevk eden, egoyu savunmaya sevk eden bir şey. İnsanlar tevazudan haz ederler. Haddini bilmeyi önemserler. Tevazu olduğu zaman ancak bir ilişki kurulabilir. Tevazu olmadan insanlarla ilişki kurulmaz. Adam der ki senin egon varsa bende alası var. O zaman köprüler atılır. O zaman köprü atıldığı zaman geçiş olmaz ki. Bilmiyor mesela, bilmediğini itiraf etmiyor. Kardeşim bilmiyorum diyebilmelisin ya. Bu seni alçaltma. Bilmiyorum. Her şeye cevap veren, her şeyi bilen bir insan olmak zorunda değilsin ki. Allame misin? Nesin sen? Hani bir alime geliyor bir tanesi, galiba Ebu Yusuf mu? Soru soruyor. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam da olur. Telebesi ya Ebu Yusuf. 20 tane 30 tane soru soruyor hatırladığım kadarıyla. Birçoğuna 3'te 2'sine bilmiyorum diyor. Adam diyor ki ne biçim diyor hocasın alimsin diyor. Bir de devletten para alıyorsun diyor. Tamam mı? Çok güzel bir cevap veriyor. Ben diyor bildiklerim için para alıyorum. Eğer bilmediklerim için para alacak olsaydım bu devletin değil başka devletlerin de bütçesi buna yetmezdi. Bilmediklerimiz her zaman daha fazladır. O zaman mütevazı olmak iletişimin en temel gizli kurallarından biri diye hissediyorum.